2016 yılında kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma için nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan 3 hak savunucusu, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteci Ahmet Nesin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına, işi dolayısıyla Ankara'da bulunan Fincancı ve Fransa'da yaşayan Ahmet Nesin katılmadı. PKK propagandası yapmak suçuyla 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Önderoğlu, diğer isimlerle birlikte 10 gün hapis yattığı ilk yargılamada 2019'da beraat ettikten sonra yeniden hakim karşısında. RSF Türkiye temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TTB Başkanı Fincancı aleyhindeki açıklamalarının hemen ardından beraat kararının bozulmasına dikkat çekiyor. 6 yıldır yargılanıyor olmak belli başına bir yük. Sadece ve sadece insan hakları savunuculuğu, gazetecilerin haklarına zaman ayırmak isteyen bir insan olarak, sanık olarak her 2-3 ayda bir bu adliye gelerek aslında bir hırpalanıyorsunuz. Ancak Türkiye'de son aylardaki gelişmeler, yargıyı etkileyen faktörler itibariyle daha da yıldırıcı. Şimdilik eleştirdiğimiz bir Adalet Bakanı'nın daha önceden çok daha fazla eleştirdiğimiz bir Adalet Bakanı'nın yerini alması yargı bağımsızlığıyla ilgili endişelerimizi daha da geçerli kılmış durumda. Abdülhamit Gül'ün neden Adalet Bakanlığı'ndan istifa ettiği kadar, ondan önce Adalet Bakanlığı yapmış Bekir Bozdağ'ın neden yeniden getirildiği meselesi gerçekten sadece gazeteciler veyahut ifade özgürlüğü mücadelesi verenler açısından değil, bu adliyede avukatlık yapan ve yargılanan insanlar açısından da merak konusu. Gittikçe çok daha fazla dosyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağır gölgesini görür oluyoruz. Bizim dosyamız beraatle sonuçlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dosyamızın diğer sanığı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef almasından bir hafta sonra beraat kararlarının bozulması ve yeniden yargılanıyor olmamız yeterliyken, çok fazlayken, yeterince kuşku, yargı bağımsızlığı bakımından kuşku uyandırırken, son zamanlarda gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanması, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklamaları aslında bir süredir ara verilmesine rağmen, bu kez Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bir nevi açık çeki ile tutuklanmış olması endişe verici. Gerçekten artık yargıdan temel haklar bakımından bir şey beklenip beklenemeyeceğinin sorgulandığı bir sürece girdiğimizi gösteren gelişmeler oldu. RSF İngiltere temsilcisi Rebecca Vincent da RSF Almanya temsilcisiyle birlikte duruşmaya gelerek Erol Önderoğlu'na destek verdi. Been monitoring these proceedings for more than 5 years. We stand in full support of our wonderful colleague Erol Önderoğlu and his co-defendants and so many other Turkish journalists, Turkish human rights defenders who are standing up for these issues. These proceedings are ludicrous. The charges have no real basis. They should be dropped. This case should be closed once and for all. So we will keep coming back. We will keep monitoring these proceedings as long as they continue. We call again for the case to be dropped. And we continue to follow the broader press freedom situation in Turkey very closely as well. We come and monitor other cases. We have a number of concerns about the broader climate here, and we work closely with our colleague Erol here to raise these issues, not just in Turkey, but on a global scale. Duruşmayı Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin de izledi. Erol Önderoğlu'nun bu aşamada diyeceğim bir şey yoktur demesinin ardından mahkeme heyeti Ahmet Nesin'in ifadesinin alınması ve tanık İnan Kızılkaya'nın ifadesini vermek üzere bulunması yönünde karar vererek duruşmayı 14 Haziran'a erteledi.